Hutbe-i Şamiye 12, Risale-i Nur Ekser müvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elim ve ürkütücü neticelerini göstermekle aklı başında olanları tövbeye sevk eder. İman ettiği halde imanın, imanının gereği, gereği olan ibadetleri yeterince yaşamayan günahkar Müslümanlara fasık denir. Fasık ekseri olarak gittiği günahlı yoldan memnun değildir. Lakin o günahların içine düşüp nefis ve iradesine tam hakim, olamadığı için bir türlü o günahlı yolu terk edemiyor. Kalbi ve vicdanı, kalbi ve vicdanı feveran ettiği halde nefis ve şeytan o yolda onu sevk ediyor. Bu sebeple fasık bir Müslüman kalben ve vicdanen hakkın yanındadır. Hakkın yükselmesini arzu eder. Lakin nefis ve şeytan onu fiilen günahların içinde boğuyor günahkarların büyük bir kısmı günah çukuruna düşmüş, çıkamıyor ve o hallerinden de memnun değiller. Hiçbir ayyaş evladına oğlum ben, bak ben içiyorum sen de iç demez diyen varsa da yılan tabiatlıdır. Çok nadir bulunur. Öyleyse kimse severek ve vicdanen rahat bir rahat bir şekilde günahta ve sefaatte gitmiyor. Bu tabir sadece günahkar Müslümanlar için değil, küfürde gidip de hakkı liyakati ve kabiliyeti olan insanları da içine alır. Özet olarak aklı başında olanlar tabiri aklı ve vicdanı kokuşmamış, bozulmamış, hakkı ve hakikati kabul etmeye liyakati ve kabiliyeti olan insanlar demektir. Risale-i Nur ekser müvazeneleriyle küfür ve dalaletin dünyadaki elim ve ürkütücü neticelerini göstermekle aklı başında olanları tövbeye sevk eder.